Selam. Merhaba. Adım Erika. Adın ne? Adım Natalie. Soğuk ama güneşli bir Roma sabahından herkese merhaba. Bugün Villa Borghese'ye gideceğiz. 25-30 dakika yürümeyle bizim evimize. Yürürken de size birazcık Villa Borghese'den bahsedeyim. Villa Borghese buranın en büyük 3. parkı. Aslında bir galeri ilk inşa edildiğinde. Çok ünlü heykellerin ve tabloların bulunduğu bir yer. İçinde işte faytonla gezebiliyorsunuz, sandal kiralayabiliyorsunuz. Artık orada görüşürüz. Hoşçakalın. Take it or leave it. Washed up, don't want to believe it. Tough love, you take it or leave it. Washed up, don't want you believe it. Biz alanın içine girdik. Böyle birçok bahçenin birbirine bağlanmasıyla oluşmuş bir kampüs. Biz tabii böyle turistik amaçlarla geldik ama insanlar spor yapmaya, köpeklerini gezdirmeye ya da çocuklarıyla vakit geçirmeye de geliyor buraya. Burada çok güzel bir göl var. Oraya gidiyoruz şimdi. Biraz da güneş açmaya başladı. Hava da ısınıyor. Birazcık böyle bir çimenlerde oturacağız. Manzarayı seyredeceğiz. The toilet this way. Yeah. I'm stuck on repeat. I see the same sky as every night. Oh, I need a sign. İtalya'nın en sevdiğim özelliklerinden bir tanesi bu tarihi yerlerle insanların hala iç içe olması. Buraya mesela insanlar pazar yürüyüşlerini yapmaya gelmişler, spor yapıyorlar, çocuklarıyla, torunlarıyla vakit geçiriyorlar, köpeklerini getirmişler. Bu kadar iç içe olmalarına rağmen hala da koruyabiliyorlar. Tebrikler İtalya. Bunu başarmışsın. Aslında görmek istediğim önemli bir yer var. Asklepios Tapınağı. Asklepios Tapınağı da bu hani tıp sembolünde şey var ya, bir tane asa, çubuk çok saçma olur. Bir tane asa ve etrafında çevrili bir yılan var ya, şuraya koyarım onu da. Onun geldiği tanrı, Yunan mitolojisinde Asklepios sağlık tanrısı olarak geçiyor. Tıp da sembolü de ondan almış. Burada bir tapınağı var. Ben oraya, ona gitmeyi çok istiyorum. Ama o zamana kadar birazcık yatacağız, güneşte ısınacağız. Natalie zaten uyudu. Sonra da gideriz artık. Hoşçakalın. Let's look at the sun. It is jealous sky as we walk in fields of gold. Well, so she took her love for to gaze a while upon the fields of barley. In her arms she fell as her hair came down.
mind if fears are gold. See the westward move like a lover's soul upon the fields of barley. Oh, we'll forget the sun, thank you, in his jealous sky as we lie in fields of gold. Never made promises. Bu ekip birazcık Temel fıkrası gibi. Gerçekten böyle bir Türk, bir İtalyan, bir Yunan uçağa binmiş ama ne olmuş gibi sürekli böyle şey oluyoruz. Ne? Ne? Kim dedi? Kim ne dedi? Sürekli biri birini yanlış anlıyor. Çikolata konuşuyoruz. Bir saat ne konuştuğumuzu konuşuyoruz sonra. Here we have the behind the scenes. People are finding their energy to be in the video. Şu an Asklepios Tapınağı'na geldik. Yürüyoruz. Burası böyle genişçe bir havuz. Biz şu taraftan girdik. Şimdi Asklepios'u görebilmek için tapınağın önüne doğru gidiyoruz. Kendisi tam şurada. Kameramın ucu birazcık kirlenmiş. It's fantastic, this. İsterseniz burada sandallarınızı kiralayıp böyle bir tur atabiliyorsunuz. Her tarafta ördekler var, kuğular var, kuşlar var. Tam böyle turistik bir mekan ve hani böyle şey gibi. Kendinizi birazcık cennetten bir köşede falan hissediyorsunuz birazcık. Böyle huzurlu bir yer. Evet, gerçekten her dakikası eğlenceli bir gün oldu. Az önce gitar çalan amcanın orada yaklaşık bir saat falan dans ettik aralıksız. Herkes videomuzu falan çekti, bizimle birlikte dans ettiler. Amcalı böyle aşırı mutlu oldu falan. Biz böyle dans ettikçe daha çok şarkı çalmaya başladı ve küçük bir MP3'ü vardı. MP3'ün ilk önce şarkıyı açıyor ritmini. Daha sonra kendisi gitarla üstünü tamamlıyor. Bayağı eğlenceli ve güzeldi. Şimdi şeye doğru gidiyoruz. Burada Victor Hugo'nun heykeli var. Onu görmek istedim ben. Natalie biliyormuş, bizi oraya götürüyor. Oradan sonra da herhalde yemek yemeye gideceğiz. Çünkü bayağı acıktık. Sadece sabah böyle bir şeyler atıştırmıştık. Ama ilk önce bir Victor Hugo'yu görmek istiyorum. Belki bir sefil görmek istiyordur. Komik mi lan bu? He? Şu anda kendini çok mu komik zannediyorsun lan? (Gülüyor)